Siz ne zaman ve nerede görevliydiniz? Ne iş yapıyordunuz? Bir onunla başlayabilir miyiz? Ya 94 senesinde ben bölgeye geldim, Şırnak'a geldim. Komando birliğinde, 3. Komando Birliği, bu Midyat'ta olan bir komando birliğine asker olarak geldim. Şimdi o birlik Siirt'te, o yani benim gittiğim dönemde Midyat'taydı ve ben görev alan olarak Şırnak ve çevresinde bulundum. İşte Gabar'dır, Cudi'dir, Kelememet'tir. O taraflarda işte şey yaptım, askerlik yaptım. Bu anlamıyla birçok o dönemde yani birçok köy boşaltmaları, bizden önce de köy boşaltmaları vardı, olmuştu. Biz görev yaptığımız dönemde de orada zorla köy boşaltmalarına katıldık. İşte o dönemde zorla koruculaştırma yine yaygındı. Halka karşı, Kürt halkına karşı zorla koruculaştırma dayatıldı. Zaten koruculuğu kabul etmeyenlere en sonunda, yani bir dizi aşamadan sonra işte evinden, yurdundan, köyünden ayrılmasını sağlıyorduk. Yani gerilla da tabii birçok bölgede çatışmalar içerisine girdik. Yani genel olarak o şekilde görevlerde Kaç bulunduk ne kadar yani. süre görevde kaldınız? Ya ben orada 6-6,5 ay yani şeyde görevde kaldım. Gabar'da birçok şeye işte bulaştık. Yani o köylerin yakılması, köylülere işte korucu olmak istemedikleri halde koruculuk dayatısıyla, dayatmasıyla ilgili birçok şey yaptık. Yani köy basmaları, Siz meydan şey merak dayatmaları. ediyor, izleyicilerimiz de merak ediyor. Siz o dönem gönüllü olarak yani gönüllü olarak mı katılmıştınız? İşte gideyim de işte Kürtleri öldüreyim de, ya da niçin gittiniz mesela görev? Neden Ya, öyle bir görevi? evet. Yani ben Para için mi normalde aslında gittiniz? Kıbrıs'a, ben Isparta'da, benim acemi birliğim. Ben normalde Kıbrıs çıkmıştı bana. Kıbrıs'a gitmem gerekiyordu. Ben ilk başta, daha zaten hiç askere gelmeden önce de işte beni muayene eden şeye de astsubaya da ben komando olacağım dayatısına bulunmuştum. Yani ben buraya şeye, askeriye, Kürtlerle savaşmak için gidiyorum. Yani bunu insanlar şeyden kaçıyordu, savaştan, askerden kaçmaya çalışıyorlardı. Ben tam tersine özetle bilerek gelmiştim. Yani ben Samsun Bafralıyım. Yani Bafra 100 yıl öncesinde olduğu gibi değil. Aslında Bafra ve Nebiyan Dağı, şimdi Cudi Dağı var ya mesela, Evet. Gabar'da Cudi Dağı, Kandil var ya, 100 yıl önce Pontuslu Helenler için Bafra ve Nebiyan Dağı öyle bir yerdi. Osmanlı'nın girmesinden itibaren Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e kadar, Cumhuriyet kuruluncaya kadar hep partizan savaşları vermiş, hep kendini savunmuş bir bölge. Ama Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz ki en çok kendisine karşı çıkılan yeri tersine çevirmek için politikalarını uygular ve orayı tamamen kendisi için artık savaşan bir bölge haline getirmişti. Yani Türk'ten daha Türkçüydük. İşte kraldan daha kralcıydık. Yani bu anlamda ırkçılık ve şovenizmin en işte başat olduğu yerlerden biriydi. Tabii biz burada yetişince Kürtler ve diğer halkları ve inançları düşman olarak görünce ve o dönemde de Kürtlerle bir savaş olduğu için ben hiç İsteyerek çekinmeden, gönüllü hiç çekinmedin. tabii Yani tabii hiç çekinmeden, para için acemi gitmedin. şey Orada dahil, askerli şubesi dahil, acemi birliği, Isparta Dağcı Komando Okulu'na kadar, oradan da yine Kıbrıs'a gönderilmek istememe rağmen yine kavga gürültü çıkartarak Midyat'a gelmesini, yani savaşa, Kürtlere karşı savaşmaya gelmesini o dönem bilmiştim. Gerçi takdir etmişlerdi. Yani ben bayağı zorlamıştım oradaki yetkilileri. Yani onlar diyor, insanlar diyor, normalde diyor asker de olsa diyor şeye gitmek istemez.
yani Kürt illerine savaşmaya gitmek istemez. Kıbrıs şu bu gördüğünde insanlar onun üzerine atlar. Sen de tam tersini yapıyorsun demişlerdi bana. Yani ben tabii orada kendi durumumu anlattığımda, nasıl yetiştiğimi anlattığımda ve işte bölücülere karşı tırnak içinde o dönemde ve işte şeyi ülkeden ayrımcı bir şeyle mücadele vererek ayrılmak isteyenlere karşı asla buna müsaade vermeyeceğiz diyerek işte o sürece dahil oldum. O şekilde Midyat'a kadar geldim. Evet, peki Midyat'tan sonra da evet, işte o Midyat'a dönemde geldin. çatışmalar Midyat'a çok yoğundu sonra zaten. çatışmaların zaten senin Ondan esir alındığın dönemde çatışmaların en yoğun olduğu dönem. evet. Evet, o dönem. Peki şeye mesela çatışmalarda nereye gittiniz? Hangi çatışmadan nerede sanırsam yaralı olarak yakalanmışsın? Biraz o çatışma sürecini bize bahseder misin? Evet. Yani normalde dediğim gibi işte ilk önce Gabarda ve Cudi'de görev aldık. Daha sonra bu jandarma birliği vardı. Artık 94'ün Eylül ayına doğru gidiyorduk. Yani sonbahara doğru gidiyorduk. Jandarma iç asayişe bakan jandarma komando birliği vardı. Gerilla Kelememed'de büyük bir çatışmada çok büyük kayıp verdiriyor onlara. Yani o dönemde 34 mi 35 kişi ne yaşamını yitiriyor asker. Ve jandarma geri çekilmek zorunda kalıyor. Sonra biz Gabardayken bizim taburun oraya görevi çıkıyor. Biz de oradan Kelememe'de gidiyoruz. Tabii gerillanın nasıl konumlandığını yani PKK'li gerillanın orada nasıl konumlandığını bilmiyoruz. Ama jandarmanın iyi savaşamadığını biliyoruz. Yani bu anlamıyla çok da yetkin değiller gerillaya karşı. Yani biz çok orada abartılı bir şey olmadığını onların sadece pusuya düşmüş olabileceğini düşündük. Şey olarak yani komando askerleri olarak. Bu anlamıyla o hazırlıkla bir tavır olarak işte Uludere'nin çevresine yerleştik. Kelememe dahil. 2 gün arama taramalar yaptık o bölgede yani. Kimse var mı yok mu diye. Ya da işte belli yerlerde keşif birlikleri gönderdik. İşte PKK varlığı var mı geri çekildiler. Şimdi eğer bir pusuysa ve varlıkları çok fazla yoksa işte normalde karşı tarafa büyük bir zarar verdikten sonra yani eylem pusu yaptıktan sonra geri çekilecek evlala. Dedik büyük ihtimalle geri çekilmiş olabilir. Biz bir şey olarak bölük olarak keşif birliği olarak orada şey yaptık yer aldık. Korucularla oradaki korucularla beraber işte birçok bölgeye gittik orada. İkinci günün akşamında biz bir şey bulamadık. Sonra bir koruyucu telsizden bize şey geldi, haber geldi. Yani şu bölgede, şurada, şu tepede işte gerilla görüntüsü alındı dendi. Yani tırnak içinde terörist görüntüsü alındı dendi. Biz de öyle olunca bu sefer geri çekilmedik. Şey olarak, bölük olarak şeye yerleştik. Onların hemen alt bölgesinde bir yerleştik, menzilendik. Yağmur da yağıyordu zaten. Sonra onlar anladık ki gerilla bize aslında şey yapmış yani büyük bir pusu atmış. Yani biz onların varlığını ararken, biz o pusulayacakken, biz pusatacakken gerilla ikinci kez jandarma birliğinden sonra bize de pusu atmış. Bunu neden anladık? Biz mevzileri yaparken, hava karamaya başlarken bir baktık. İşte bir keslerle bizi vurmaya başladılar. Bulunduğumuz mevzileri karanlıkta. Ve etrafımızdan dört bir taraftan geliyordu mermiler. Bu anlamıyla anladık ki biz aramayı yaparken onlar da bizim etrafımızı sarmışlar. Yani gece boyunca şey yaşandı, çatışma yaşandı karşılıklı. Yaralananlar falan oldu yanımızda. Daha sonra ben işte mevzide sağ ayağımdan vuruldum.
Ayağa kalktım yürümek için şey yapacaktım, geri çekilecektik. O mangayı geri çekecektik oradan. Çünkü artık dayanamıyordu yani, çünkü çok yoğun bir ateş vardı. Biraz daha geriye çekilip ikinci yaptığımız mevziye gidecektik. Fakat ben ayağa kalktığımda baktım tek ayağım düşüyor yani, yürüyemiyorum. Anlamadım ben ilk önce vurdum yani. Ben hala koşmaya çalışıyordum ama bulunduğumuz yerler de şey gibiydi yani, yüksek ve keçi yolları falan var. Yani bir hata yaptığın zaman 20-30 metre yere düşüyorsun yani. Ben öyle koşmaya çalışırken bir anda ayağımdan da vurulduğum için bir baktım kendimi boşlukta buldum yani. Öyle uçuyorum yani. Sonra bir yere kayaya vurmuşum. Silahımı falan tutmaya çalıştım. Silahım elindeydi çünkü. Sonra silah kayaya vurmuş. Ben vurdum. Ondan sonra öyle sürüklenmişim. Kendime geldiğimde gece yarısı olmuştu ve etrafıma baktım kimse kalmamış. Yani sesler dinmişti. Çatışma dinmişti. Seni bırakıp gitmişlerdi değil mi? Evet. Yani çok yoğun da şeyi görünce herhalde, o etrafı çevrilenmiş onu da görünce. Bir de yani gerçekten de çok öyle askerin bir değeri, harbiye değeri falan da yok. Çünkü ben hemen altlarındaydım. En fazla düştüğüm yer 50-70 ya da 100 metre çevresinde olabilirim yani birliğin. Birlik orada hani bir takımı görevlendirirse belki beni bulabilirlerdi yani. Ama hiç ona şey yapmadan geri çekilmişler. Gece geri çekilmişler. Ben kendime geldiğimde baktım, kendimi yokladım. İşte ayağımın, sağ ayağımın üstünün komple açıldığını gördüm. Kemikler falan şey yapıyordu, gözüküyordu. Kan komple ayağımı şey yapmıştı, sarmıştı. Üzerimdeki tişörtü falan işte yırtıp ayağımı bağladım üstünden. Silahımı kontrol ettim önce. Yani dedim acaba şey mi, çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çünkü biz biliyoruz ki o dere yataklarını falan gerilla iyi kullanıyor. Çünkü gerillanın bölgesi yani. Zaten baktığında hele 90'lı yıllarda öyle işte atıyorum Güney Kürdistan'dan, Rojava'dan bilmem nereden o kadar çok kuzeye gelinmiyordu. Kuzeyde daha çok kuzeyin çocukları vardı. Yani atıyorum Uludereli mesela, Botan çocuklar yani, Şırnaklı, Yalnız Colomertli. arkadaş bir saniye bir şey söyleyeceğim. Ekranda bazıları yazıyor bir saniye. Diyorlar ki bu geçen seneki yayın. Hayır arkadaşlar bu geçen seneki yayın değil. Görüntüdeki arkadaş aynı. Ben de daha Adem Karaçobanım. Ama bu yayın yeni yayın. Artık bu soruyu da gelen arkadaşlar sormasa sevinirim. Ben yeni yayındır yani. Buyurun kusura bakmayın ben kestim. Tam da o şey yerinde. Yok yok. Arkadaşlar tişörtüm değişik. Yani tişörtümü değiştirmişim yani, aynı tişört, acaba aynı tişört mü vardı ya? Yok aynı tişört Bence yok kırmızı bizde. tişört de ondan arkadaşlar aynı söylüyor. Aha, olabilir olabilir. Yani Peki. bu anlamıyla ben şey yaptığımda yani Gerilan'ın çok o iyi bölgeyi iyi tanıdığını biliyorduk. Yani oranın çocukları genelde zaten. Ben ilk önce bir kendime güç bulamadım çünkü bayağı kan kaybettiğim için. Yani sürüne sürüne de olsa o dere var, alttan dere, Mijin köyü diye. Mijin köyünü bilen varsa eğer orada. Mijin köyünün üstündeydik biz. Küçük bir dere gibi bir yer vardı. Oradan geçtim. Baktım oradaki evler biz şey yapmadan gelmeden önce başka birlikler oradaki evleri, köyleri zaten yakmıştı, boşaltmıştı. O şeylerden, evlerden bir tanesine sürüne sürüne de olsa geçtim yani. Biraz orada kaldım. Ama dedim ya orada Peki bir da şey sorayım. O psikolojik evet. olarak o yaralıyken, kendini kurtarmaya çalışırken yani hakikaten de böyle aklına şey geldi mi? Ya yakalanırsam bu adamlar beni öldürecek vesaire. O korkuyu hiç O yaşadın mı? Merak kesin geldi ediyorum. zaten. O gelmesi zaten hiç bulunduğum bir yerden kalkmazdım. Bulunduğum bir yerde kalırdım yani. Şimdi o dönemde yani hakikaten yani biz gerillayı çok kötü biliyorduk. Yani çünkü biz şeyken işte doğru tarafta olduğumuzu düşünüyorduk. İşte ordu olarak, TSK olarak ve devlet olarak. Yani bu anlamıyla biz esir aldığımızda gerillayı itirafçı olmuyorsa o dönemde gerçekten yargıya asla teslim etmiyorduk yani. Yaralı olsa bile infaz ediliyor ve atılıyordu yani. Çöplükler atılıyordu, bilmem nerelere atılıyordu yani. Şimdi biz bunları doğru tarafta yapıyorken gerilla dedim beni bulsa beni canlı canlı derimi yüzer yani. Öyle düşünüyorum. Yani biz gerillayı hep uzaktan görmüşüz, çatışmalara girmişiz ama
Öyle 10 metreden çatışmıyoruz ki yani. 50 metre var, 100 metre var, 150 metre var. Yani çatışma şeyleri, mesafeleri o şekilde oluyor. Ve iç içe girdiğimiz bir dönem çok olmalı. İç içe girdiğimiz bazen gerilla içimize girebiliyor. Ya yani askerin içine gir, sızmasını çok iyi biliyor. Ama biz ona hiç rastlamadık. Yani bizim içimize girmelerine o dönemde bulunduğumuz şeylerden kaynaklı çok da müsaade de etmedik. Olmadı da, girebilirlerdi ama olmadı da. Yani böyle olunca biz çok da ben gerillayı tanımadım. Yani bilmiyordum yani, tanımıyordum. Hem ordudan bir şeyle, briefinglerle, mitinglerle bize verilen bilgileri doğru kabul ediyorduk ki esir ele geçmeyin. Esir ele geçerseniz size canlı canlı işkence ederek öldürürler deniliyordu. Yani sürekli toplantılar, mitinglerde bunlar söyleniyor ki işte şey asker şeyin eline geçmesin, PKK'nın eline geçmesin. Yani şimdi herhalde PKK, hadi siz savaşıyorsunuz ama adamlar size esir alırsa bir şey yapmaz. Bu adamlar iyi adamlar, iyi çocuklar demeyecekler tabii ki. Yani bu anlamıyla karşı tarafı kötülüyorlardı. Bizim de hiçbir deneyimimiz olmadığı için doğal olarak o bilgileri doğru kabul ediyorduk. Çünkü devleti doğru kabul ettiğimiz için verdiği bilgiyi de doğru kabul ediyorduk. Yani o şeyle, yani bir taraftan zaten yarı böyle baygınsın, Sen bayağı orada kan kaç saat kaybetmişsin. o anlattığın süre kaç saatlik süre? Benim o anlattığım süre, benim gerillayla buluşma anım 2 gündür. Ben 2 gün dışarıda kaldım. Ha, 2 gün. Tabii. Yani ben birinci günün şeyinde sabahın köründe hemen zaten orayı terk etmek zorunda kaldım. Çünkü gerilla beni orada bulabilirdi dere yatağında. Peki sen ne Ben yiyordun ya da 2 gün nasıl dayandın, su falan bir Allah şey yok? ne bulduysak, ot bulduk, ot yedik. Yağ buldum. Evin içinde yağ tenekelere şeylerle delinmişti. İşte bıçaklarla falan parçalanmış, delinmişti. Kasaturalarla falan. Yani yağ buldum, yağ yedim. Ot buldum, ot yedim. Yani ne bulduysam oydu yani etrafta. Zaten çok fazla dolanamıyordum yani. Şeyden dolayı, kanamadan dolayı. Ben şeyde birinci gün geçtikten sonra ikinci günün akşamı zaten bir küçük bir mağara gibi bir yer bulmuştum. Oraya ben artık kendimi koydum. Artık asker bulursa bulur, bulmazsa silahım da çalışmıyordu. 2 tane bombam vardı. Dedim bombaların bir tanesini onlara atarım. Bir tanesini de benim yanıma eğer geliyorlarsa benim yanıma atarım. Ben de parçalanırım. Onlar da parçalansın. O şekilde ben planlar yapmıştım. Yani öleceksem de yanımda birilerini de götürürüm. Yani o düşünce vardı. Ama tabii ben onları düşünürken artık bayılmışım yani. Kan Evet, kaybına artık tam o dayanamamışım. bayılma aslında en önemli nokta, biraz Evet. da benim de merak ettim, tekrar dinlemek istedim. Bayılmışsın ve ilk kez gerilayı karşısına görüyorsun. Tam o anları sana zaman bir film gibi anlatsan, rica etsem iyi olur. Hani ilk dövdüler Ya mi ben seni, işkence mi ettiler, ne yaptılar, yakaladılar seni, ne yaptılar bir... o ne dayaklar yedim, ne dayaklar. Yok yok tabii ki. Yani bir de çok zor dönemdi. 90'lı yıllar. Bak 90'lı yıllar hem zordu hem de PKK'nın içinde ikilik çıkmıştı. Yani o Terzi Cemaller ondan sonra ne bileyim yani bir çete grubu PKK'yı daha böyle şey kötü duruma düşürmek için de içeriden uğraşıyordu. Yani böyle bir dönemin de yaşandığı dönemde ben ele geçtim yani. Çünkü Şırnak'ta, Botan'da birçok aşireti işte bu grupların devletin tarafına geçirmek için her şeyi yaptığını da daha sonradan biz okuduk şeyde. Yani öylesi bir süreçte işte ben ele geçiyorum. Ben işte bayıldığımda bir grup oraya gelmiş, gerilla grubu. Aynen benim dediğim gibi. Çünkü o bölgeleri, dere yataklarını falan çok iyi kullandıkları için herhalde çatışmalarında asker gerileyince, geri çekilince onlar da orada küçük dinlenme ve bir yemek yeme için ara vermişler. İşte yine kendi bildikleri bir küçük ateşler yakacaklardı herhalde. Çalı çırpı arıyorlardı. Bir kadın
gerilla ilk önce benim yanıma geliyor. Yani benim olduğum bölgeye geliyor. Sonra bakıyor öyle yakınlaşıyor yakınlaşıyor birisi var böyle. Biz bir de o zaman biraz böyle sakal makal bilmem ne bırakıyorduk yani. Şey gibi değil. Böyle nizami askeri bir şeyimiz yoktu yani. Öyle baktığında saçlarımız falan da vardı. Yani o ilk önce bakıyor acaba nedir bu yani? Korucu mu? Bir de şimdi beyazladım ama o zaman sarışınım yani. Daha sarıydım. O Tabii bölgenin fotoğraf. insanı da Evet. biraz benziyordum. Ve o anlamaya çalıştı. Özel hareketçi mi bu? Nedir? Asker mi? Polis mi? Yani vurulmuş orada yatıyor yani. Aşağı bildirmeden önce beni kendisi kendime getirmeye çalıştı. Ama ben bombalarına zaten tıkmışım böyle. Bayılsam da elim şeyde yani. Yeleğimin üzerindeki bombalarda. Beni sarsmaya çalışıyor. Ben de bir baktım karşı tarafta şey yani. Kadın gerilla yani. Dedim Allah Allah dedim ya. Şu Yani diyorum fotoğraf değil kadın mi? gerillanın Buradaki ne işi var? Yani evet. biliyoruz. Keskin nişancı anlamında çok iyi olduklarını biliyoruz ama çok fazla kadının olmadığını da düşünüyoruz şeyde dağda o dönemde. Ama benim ilk gördüğüm kadın gerilla oldu. Sonra ben hareketlenmeye çalıştım. Yani dedim tamam yani saat geldi artık yani. Bir taraftan işte ilk kadın görüyorsun, şaşırıyorsun. Yani Allah Allah kadınlar böyle her tarafta savaşıyor mu diye düşünüyorsun. Bir taraftan artık sonum geldi. Yani ben sağ elime ele geçersem bunlar beni işkenceyle öldürür. Bombayı atayım. Ondan sonra işte ne olacaksa olsun dedim. Ama ben onları düşünürken ellerim kalkmadı tabii ki ya o kan kaybından dolayı. O anda aşağıya seslendi şey kadın gerilla. Oradakiler de koşturmaya başladılar. Bu sefer kadın arkadaşı biraz daha geri çekildi. Onlar üzerime atladılar. Bombaları falan aldılar. Sonra dediler sakin ol. Yani sana zarar vermeyeceğiz. Biz işte PKK'ya bağlı Argeke'yiz. İşte Kürdistan halkının kurtuluş ordusuyuz. Yani bu anlamda artık şu saat itibariyle bizim esirimizsiniz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı savaşıyoruz. Özgürlük mücadelesi veriyoruz. İşte Kürt halkı Türkiye'nin de içinde olduğu dört ülke tarafından sömürge halinde tutuluyor. Biz de Kürtistan'ın özgürleşmesi için savaşıyoruz diyor ama arkadaş sen bunları söylesen ne olacak yani? Benim kulağımdan giriyor, bir kulağımdan çıkıyor. Acaba diyorum nasıl işkence görecek, yapacaklar bana ya? Ne yapacaklar? Ne edecekler? Yani ben orada bembeyaz olmuşum zaten yani. Karşı taraftaki korkudan olduğumu zannediyorum ama kan kaybından olmuş. Tabii ki içinden korkuyorum da yani. Sonuç itibariyle ellerinde silahlar var ve artık vuracaklar yani. İnfaz edebilirler yani. Çünkü biz öyle infazlar yaptık ki, öyle korkunç şeyler yaptık ki. Yani onları yapmaları da hakları diye de ben kendi içimden de geçiriyorum yani. Çünkü sen normalde yakalamışsın. Yaralı esir yakalamışsın. PKK'lı esir yakalamışsın. Ama kamp yeri söylemediği için, arkadaşlarını satmadığı için orada kafasına sıkıp öldürüyorsun insanları yani. Yani yargıya teslim etmiyorsun eline geçirdikten sonra. Yani bütün onlar kafamda böyle uçuşuyor bir taraftan yani. Bir taraftan nasıl işkence edecekler, bir taraftan öldürecekler mi, öldürmeyecekler mi derken birkaç kişi benim işte kollarımın altına girdiler, beni kaldırdılar. Aşağı bir indirdiler, bir baktım o şey var orada yani. Bölük var yani yayılmış şekilde 50-60 kişiye yakın insan var. Dedim bu ne? Nereye saklanmış bu kadar insanlar yani? İşte üzerinde elbiseler var. O zaman sarı elbiseler daha çoktu. Evet. Şu anki askeri elbiseler değil de daha o zaman böyle daha sarı toprak rengi elbiseler vardı. O şekilde şey yapıyorlardı. Yine bellerinde şütükleri, kütükleri falan vardı. Yani beni o zaman onların komutanı Şerif karşıladı. Bu Şerif'e Guyi vardı. Yani Tedavi benle konuş. şeyi nasıl geçti? Nasıl tedavi mi ettiler? Nasıl sen nereye Tedavi götürdüler oradaki süreç? işte önce biraz konuştular falan işte durumumu anlamaya çalıştılar. Dediler
seni tedavi edeceğiz ve yemek verelim. Çünkü şeydir, kan kaybın olmuş uzun süredir. Yani bu anlamıyla senin ayağına bizim mutlaka müdahale etmemiz lazım. İşte mermi içeride kalmış, onu çıkartıp ayağına dikmemiz lazım. Yoksa hem ayağından ya da canından da olabilirsin yani. Ben önce kabul etmedim. Dedim böyle bir şey olmaz. Sizden bir şey istemiyorum, herhangi bir şey. Ondan sonra konuşmuyorum. Yemeklerini de istemedim. Yani düşman mantığı. Karşı taraf düşman ya. Dedim yemiyorum yemeğinizde, tedavinizde, bilmem ne. Ne olacaksa olsun. Dedim ama sonra da yine bayılınca bu sefer bizimkiler hızlı şekilde benim ayağıma müdahale edip kanı durdurmuşlar. Ayağımı dikmişler. İşte tamponlar yapmışlar öyle şeylerden. Dallardan, o şeylerden. Bir baktım ayağımı sarmışlar. Dedim arkadaş ne oluyor ya? Yani ben şey yapamıyorum. Diyorum ki ya bunlar sarmışsa diyorum kesin beni böyle üst rütbeli falan zannediyorlar. Böyle sakallı saçlı bir şeydim ya bir de. Dedim bunlar kesin benden bilgi almak için şey yaptılar yani. Beni sağ tutuyorlar. Öldürmemelerin nedeni bu. Önce bilgi alacaklar, sonra öldürecekler. Yani geçen de söylediğim gibi, yani daha önce de söylediğim gibi, hiç iyi niyet yok. Çünkü iyi niyetle yetişmedik ki yani. Biz kötü yetiştirilince karşı tarafımızdakini de kötü biliyoruz yani. Ondan dolayı da sonuna kadar onlar ne yaparsa yapsın hep ben kötüsünü düşünüyorum. Ya acaba diyorum şunu mu yapacaklar, acaba bunu mu yapacaklar? Sonra dediler yani bir şey sorumlusu var Cemal diye. Cemal arkadaş vardı o dönemde. Ama şey değil tabii ki ya, Murat Karayılan değil de Bir orada gerilla şey, komutanı. evet, yani kendi şeyleri, o eyalette sorumlu arkadaşlar dedi seni onun yanına çıkaracağız, daha sonra da güneye çıkaracağız. Tabii ben artık o saatten sonra her şeye he dedim ya, çünkü yapacak bir şey yoktu zaten o dönemde. Beni bir şeyle yanımda yaşamlarını yitirmiş bir arkadaşlarıyla beraber çıkardılar. Yani onu bir katıra bağladılar. Beni de bir katıra bindirdiler. Sonra gerilalar şeydi. Tabii beni çıkarmadan önce onlar bir taktik izlediler ama yanlış bir taktikti. Benim ismimi, yani ele geçirildiğimi ve ismimi büyük telsizden şey yaptılar, söylediler. Şey açık şekilde, yani şey duysun diye, karşı taraf duysun diye Bombalamasın diye geçişim işte. sırasında, geçişim sırasında bombalama falan yapmasınlar. Yani elinizde esiriniz var. Yani işte onun canını tehlikeye atmayın gibi bir mesajdı. Ama adamlar tam tersine benim haberimi aldıktan sonra daha çok vurmaya başladı. Arkadaşlar diyor bizi bu kadar vurmazlardı. Senin söyledikten sonra bizi daha çok vurmaya başladılar yani. O bölgeyi çok iyi bilmeseler orada kesin ölecektik yani. Ben orada zaten onların artık notunu tam olarak verdim yani. Düşün, senin adını veriyorlar. Bana da bildirdiler zaten. Dediler ki bak şunun için senin adını falan veriyoruz, açıktan veriyoruz ki karşı tarafta duysun. Asker o Bu şeyi dinliyor değil mi? anlamıyla Sizin o büyük senin artık bu telsizleri bölgede dinliyorlar askerler. tabii, açıktan söylendi bir de, yani böyle kodlu falan değil. Direkt açıktan esir alındığım söylendi. Çünkü büyük telsizleri onlar dinleyebiliyorlar. Çok uzun şeyle olduğu için, erişimli olduğu için zaten telsizleri, yine diğer telsizleri de dinliyorlar da bunlar da kodlar ve değişik şeyler kullandığı için biraz daha zor çözüyorlar. Ama bizimkiler benden kaynaklı gerilla orada açık açık söyledi yani. Şu şu adında, şu şu birliğe bağlı kişi şu tarihte elimize geçmiştir diye bilgi verildi yani. Neyse bir taraftan ben yanındaki ya şeye bakıyorum, yani cenazeye bakıyorum. Bir taraftan gerilla hiçbir tepki vermiyor. Yani arkadaş bizim yanımızda asker, ben hep söylüyorum. Yani bir şey olmuş olsa yanımıza bir askere, gerilla tarafından bir şey yapılmış olsa, o an kim geçerse geçsin, ne bilgi verirse versin, bilgiyi verdikten sonra infaz edilir yani. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı, böyle biz asker şeyken, yani askerken yanımıza böyle bir şey yaşasaydık. Ama ben yani şeyden, o bölgeye işte başladık, vurulmalar başladı, işte arkadaşlar bizi koruma altına aldı.
şey daha böyle işte şeyin az atıldığı havanın topların az atıldığı bölgeye bir şey yapıp bulup oradan bizi geçirmeye çalışıyorlar. Bir tanesi de gelip yüzümüze tükürmedi. Yani ben birisi gelse en azından yüzüme tükürse ben rahatlayacağım yani. Çünkü o kadar şey yapmışız ki ya adamlar hiç tepki vermiyorlar. Ben zaten hep söylerim. Derim ki gerillanın bana en büyük işkencesi bana ne zaman işkence yapacaklarını düşünmemdi. Yani ne zaman bugün yapmıyorlar, yarın yapacaklar, öbür gibi yapacaklar. Öyle 2-3 ay boyunca ilk önce hep o şeyi duydum yani. Yani sen Yani o şey hissi yaşadım yani. peki sen o hakikaten de yani bunu hani gerilladan herhangi bir tokat, bir dayak ya da bir şey yedin mi? Hayır. Yani bana ben ne göz iması bile yapmadı. Adam sana şöyle yan bakar, bilmem ne bakar. Yani öyle bir şey bile olmadı yani. Söz konusu değil yani. Peki ben geçen sana sormuştum, tekrar söyleyeyim. Bu fikir değişikliğine baktığımız zaman sen o işte o sürede ne zaman böyle kafanda artık dank etti ki ha aslında benim bildiğim gibi değilmiş işler. Ya aslında ben hep biriktirdim. Yani ilk köy yakmamıza başlamamdan itibaren biriktirdim ben yani. Çünkü yani biz soruyorduk kendi içimizde. Tamam yani şimdi PKK olsa karşılıklı çatışma olur, ölür, vurulur, ne olursa olur yani. Bu karşılıklı yani savaştığı için zaten hakkı diye düşünürsün de. Çünkü karşılıklı bir savaş var. Ama sen şimdi sivillere kontrol ettiğin hem etrafını kontrol ediyorsun, her tarafını tutmuşsun. Tuttuğun halde bilerek tamam mı işte bizi subayların yönlendirmeseydi biz diyorduk adamlara siz niye PKK'ya destek veriyorsunuz? Niye yemek veriyorsunuz? Niye şey veriyor? Yapamaz aslında. Biz etrafını tutmuşuz yani aylarca. Ama gidiyorduk, meydan dayaklar atıyorduk, bilmem ne yapıyorduk. Yani insan daha sonra bunu sorguluyor. Arkadaş ben zaten bunun etrafını tutmuşum. Buraya kimse girmiyor ki, kimse çıkmıyor ki. Ama ben buna meydan dayağı atıyorum. Gidiyorum buğdayını yakıyorum, bilmem evini, üzümünü yakıyorum. Yani biz bunları yavaş yavaş zaten sorguluyorduk. Ama biz bunları sorguluyoruz. İşte sonra tekrar miting bir araya geliyoruz. Miting yapılıyor ya da işte briefing veriliyor. O zaman işte tekrar sen kuruluyorsun. Yani devlet senin düşünmene izin vermiyor. Devlet de bağını kopardığın an olup bitene objektif bakmaya başladığın an zaten nasıl bir şeyin içinde olduğunu anlıyorsun. Devlet seni düşünmeye başladığın an hemen onu kesmeye çalışıyor. Ya bunlar hain, bunlar alçak, bunlar bu yemekleri, bu unları topluyor işte şuraya götürüyor, buraya götürüyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra bu adamlar bunu yiyor, ondan sonra gidiyor şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye. Yani sürekli seni yönlendiriyorlar. Yani hani beyin yıkaması diyoruz ya. Yani gerçekten orduda 24 saat o yapılıyor yani. 24 saat yani. Sivil yaşamda da zaten o yapılıyor ama orada daha yoğunlaştırılmış şekilde bu yapılıyor yani. Bir şey merak ediyorum. Ha? Bu o süre zarfında yani tam şiddet görmedin. Herhangi fiziki bir şey de görmedin. Peki Evet. günlük olarak mesela yeme içme sorunu derken siz aynı şey, aynı yan yana mı yemek yiyordunuz? Nasıl yemek yiyordunuz? Nasıl günlük olarak Evet. şeyiniz Yani geçiyordu? bulunduğumuz bölgeye göre şey yapıyor. Yani mesela kuzeyde ilk çıkarma bölgesinde tabii orada durumlar daha zordu ama yine de işte o yer altına sakladıkları etler falan oluyor. Onları çıkarmışlardı. Mesela onlardan bize vermeye çalışmışlardı. Peynir saklamışlardı. O peynirleri falan çıkartıp oradan peynir falan verdiler mesela ilk dönemde. Ama şey güneye geçtiğimizde güneyde bahçeler falan da yapıyorlardı. Yani domates falan yapıyorlardı. Ne bileyim yani o bahçe falan yapıyorlardı yani salatalık şu bu bilmem ne. Yine işte o etleri yine yer altında saklıyorlardı. Peynirler yapıyorlardı. Yani bu anlamıyla çok böyle halka kalmadan kendilerini geçindirmeye çalışıyorlar. Çünkü halka gitmeleri, köylülere gitmeleri köylülere askerin saldırma nedeniydi. Yani köylere indiği an gerilla asker orayı komple yakıyor. Yani zaten hiç yokken, varlıkları hiç yokken biz geliyormuş gibi yapıp yine işkence ediyorduk. Bir de düşünün ki işte gerilla köye inmiş, oradan yardım istiyor. O zaman asker oraya yapmadığını bırakmıyordu yani. Şimdi böyle olunca kendi imkanlarıyla aslında daha çok
kavrulmaya çalışıyorlardı. Ve şey tabii ki o dönemler zordu. Yani bazen domates bize altın gibi oluyordu. Yani kuru ekmeği paylaşıyorduk. Yani bu anlamıyla suya basıp basıp kuru ekmek yediğimiz de çok olmuştur gerillaydı ama gerilla mesela her zaman ilk önce şey yapardı. Zaten biz ilk dönemde 1,5 sene iki kişiydik yani. Bir Asteğmen'le bendim. Mustafa diye. Önce bizi şeydi hani böyle şey vardır ya bir yangın falan olduğunda ilk kurtaracaklar listesi vardır ya. Bir yani bir savaş çıktı, bir şey oldu, bir eylem, bir şey çıktı, bir operasyon. İlk kurtarılacaklar listesine bizdik. İlk besleneceklerdi. Yani yemek sırasında ilk beslenmesi gerekenler bizdik. Bu anlamıyla işte giyecek bilmem ne olduğunda işte o yırtık ayakkabıyla ben çok biliyorum yani. Bizi asla öyle şeye izin vermediler mesela. Ama ben çok gerilla biliyorum ki make-up'ını kaç defa diktiğini, kaç defa parçalandığını, ettiğini. Ama bize en güzelini vermeye çalışırlardı. Yani ellerinden gelen her şeyin en iyisini önce elinde tuttukları esirlere veriyorlardı. Yani misafirimiz diyorlardı gerçi. Yani esir statüsü kullanıyorlardı ama bize her zaman misafir gözüyle baktığını söylüyorlardı. Yani çok profesyonel olup yani çok profesyonel olmadığı sürece profesyonel olsa bile yine de algıya açıksa alınan esirler daha açık şekilde kendilerini işte ifade ediyor ve daha bu anlamıyla kendilerini anlatmak için her şeyi yapıyorlardı. İfade etmek için her şeyi yapıyorlardı. Yani ne için savaş verdiklerini, ne için buna şey zorunlu kalktığını. Yani eğer kafası kapalı değilse, kapanmamışsa, beyninde hala kurtaracak bir yer varsa geril onu kurtarmak için her şeyi yapıyordu. Yani biz de işte birçok kez tartışmalar yaptık. Yani ben çünkü azılı bir ırkçıydım yani. Ve aylarca da arkadaşlarım uğraşırdım yani. Çünkü ben doğdum kendimi bildim bileli hep böyle yetiştirildim yani. Ama ne oldu? Tabii ki sadece orada konuşma ya da tartışma ya da sadece arkadaşlarla Evet, sanırsam şeyin dondu, ses kesildi. Yanlış arkadaş bir çıksan, yayını yenilesen gelsen iyi olur. Ben bir atayım dışarı, tekrar bir yayını yenilesin. Bu arada arkadaşlar ekranda çok nahoş şeyler var, yorumlar var. Yani rica ediyorum ben. Bakınız konuğum var diye ben araya girip birkaç kelime birilerine söylemek istemiyorum. Burası kimsenin çığır atacağı kanal değil. Sizden rica ediyorum bakınız. Ben yayınları herkese kapatmak istemiyorum. Bunu saygısız olarak görüyorum ben. Lütfen yapmayın bakınız. Rica ediyorum. Amacınızı bu kanalda değil başka kanalda küsebilirsiniz. Ama bu kanalda yapamazsınız. Lütfen kimse kimseye hakaret etmesin. İnsanca dinlemenizi öneriyorum ve rica ediyorum. Yoksa hepinizi engelleriz. Size açık söyleyeyim ben. Yani gene bu kanalı kendi aracı gibi kullananlar, bizim yayın akışına saygısızlık yapanları kesinlikle engelleriz, onu söyleyelim lütfen. Rica ediyorum bütün arkadaşlardan. Partiniz, düşünceniz, görüşünüz ne olursa olsun. Ama burası sizin küfürleşeceğiniz yer değil. Bunu net olarak söylüyorum. Konum var. O yüzden konuma da bana da saygısızlık yapmayın lütfen. Bir dakika tekrar konu alacağım. Sanırsam bir şey sorunu yaşadı arkadaş. Evet, bekliyoruz. Umarız tekrar giriş yapabilir. Yalnız arkadaşı bekliyoruz. Onda bir teknik sorun oluştu sanki. Görüntü dondu. Şu anda da kendisine mesaj attım. Mesajımı da okudum. Umarız en kısa zamanda ha geldi. Tamam. Evet, geçmiş olsun ikimize de. Aynen. Şimdi iyi mi Evet. bari biraz? Şimdi çok iyi. Şimdi görüntü tam da düzeldi. Tam o şeyde kalmıştın zaten. Artık süreç ilerlemişti. Sizin de düşüncenizde değişimler olmaya başlamıştı. Peki şeyi sorayım ben. Artık siz
umudunuzu ne zaman kestiniz? Ya ben artık buradayım. Yani umudum kalmadı. Öyle bir dönem yaşadınız mı hiç? Tabii ben hayali birçok kez kaçış planları yaptım önce. Yani birçok kez zapta bulunduğu dönemde dereyi düşündüm ama dere ters tarafa akıyordu. Vay vay vay. Zap deresi yanlış tarafa akıyordu. Metina'da işte birçok kez düşündüm. Çünkü sonuç itibariyle komando askeriydik yani. İyi yetiştirilmiştik, iyi eğitimliydik. Yani bu anlamıyla fırsat olursa kaçmayı da ilk dönemde tabii ki düşündüm. Yani o ilk 3 ay, 4 ay tabii ki bir taraftan konuşuyorduk, böyle müzakereler yapıyorduk, sohbetler ediyorduk. Ama tabii ki o dönemde ben PKK'yı çok da iyi tanımadığım için, bilmediğim için Kürt halkını da birçok kez düşündük ama gerilla gerçekten bölgeyi çok iyi biliyor ve güvenliğini çok iyi almıştı. Yani böyle nokta nokta güvenlikçilerin nerede durduğunu, ne yaptıklarını, nerede boş yer var mı yok mu, onların hepsini öğrenmiştik ama hiç boşluk yoktu. Yani boşluk bulsaydık o dönemde kaçmayı birkaç defa yani düşünmedim değil yani, bunu da söyleyeyim yani. Daha önce de bir kez, belki sen de söylemedim ama daha önce söylemiştim yani, birkaç defa öyle düşündüm. Ama He. zaman içerisinde birçok şey oturdu. Mesela o ilk 3 aya girerken, yani ilk haftasında mesela gerilla direkt her şeye uyup Kızılaçık etti mesela. Kızılaç gelip benim orada olduğumu kayıt altına aldı. Bu anlama sağlık durumumu kontrol etti. Yani bu anlamıyla bir tane de o dönemde bir mektup verdik aileye ulaştırılsın diye. Avrupa üzerinden aileye ulaştırılacaktı. Yani şimdi mesela bu, bir taraftan da bunları da görüyorsun. Yani bir taraftan tamam kaçmayı düşünüyorsun, bilmem ne düşünüyorsun, o şeyden şey yapmaya çalışıyorsun ama bir taraftan da sana güven de vermeye başlıyorlar. Çünkü bir de ya adam seni vuracaksa niye Kızılaçık getirsin yani? Seni öldürecekse niye Kızılaçık getirsin? Bir de benden önce de bir tane esir olduğu için Mustafa, bir taraftan da o var. Ya ben şimdi bak size bir şeyi anlatayım, bu da hadi bir Hadi anı buyurun. anlatayım. Onlar tabii şimdi normal benim hapishane mantığını, güvenlik mantığımı benim işte Türkiye'de neyse oradan biliyor. Hani bu koğuş ağaları falan, biz filmler seyrediyoruz ya televizyonlarda, koğuş ağaları vardır işte, diğerlerine zulmeder bilmem ne yapar falan filan. Onlar da bana bir espri demişler. İlk önce ben bir süre beni biraz daha anlamak, bilgilerimi teyit etmek için gerilla beni Mustafa'nın yanına vermedi ve diğer arkadaşların bu şeyi açığa alınan, soruşturma için açığa alınan arkadaşlar vardı PKK'de. Onlarla Mustafa aynı bir yerde kalıyordu güvenlikte. Ben de başka bir bölgede kalıyordum önce. Daha sonra dediler senin şeyini başka arkadaşların da oldu. Mustafa ilk önce söylemediler. Bir şeye, güvenliğe götüreceğiz. Orada kalacağız bundan sonra. İnsanlarla, yani daha fazla insanlarla kalacağın için daha iyi olur. Sosyalleşmen için falan da. Ben de hakikaten öyle yaptım yani. Çünkü tek başımayım bir yerde yani. Kimse yok arkadaş yani. Ara sıra geliyor arkadaşlar, konuşuyoruz ediyoruz ama ondan sonra bomboş yerdesin yani, kimse yok yani. Dedim tamam yani, gidebilirim, iyi de olur. Gittim. O dönem işte bu Kemal arkadaş vardı. Herhalde kaptan sorumlu, güvenliğe alınmıştı. Kara Ömer arkadaş vardı. Bu Mardin'den o zaman herhalde sorumluydu herhalde. O da şeyden dolayı, pratinden dolayı güvenliğe alınmıştı. Öyle şeyler vardı yani. Kendi arkadaşları falan vardı. Üstlükleri insanlar da vardı. Daha sonra işte Mustafa da Kara Ömer arkadaş böyle bayağı şeydi yani, böyle gördüğün zaman dersin aa bu A'ya benziyor yani. Onun yanına oturmuş yerde şeyde Mustafa da esir asker de onun yanına oturmuş. Şey tulum açmışlar tulumun üzerine. Ben de içeri giriyorum, bir tanesi geldi yanıma, Zeki diye bir takım komutan arkadaş vardı. Dedi bak dedi, bu buranın ağası dedi. Şeydir Kara Ömer'dir. O yanındaki tek gözü olmayan da onun yardımcısı sağ diyor. Bunlara karşı çok dikkatli olacaksın. Ne söylerse yapacaksın. Temizlik, memizlik bilmem ne her şeyi. Dedim yaparım ya, ne olacak? Bana gülmeye başladılar, bir gülmeye başladılar. Arkadaş ben tabii ki şey zannediyorum yani, Türkiye'deki hapishane mantığıyla bakıyorum. Evet. Kalktı oradan sonra Kara Ömer arkadaş, Mustafa falan geldi, Mustafa sarıldı bana.
Dedi yok yok şaka yapıyoruz ya, öyle bir şey yok burada. Dedi ben dedi işte esir askerlerden. Mustafa işte o jandarma birliğinde vurularak alınan asteğmenlerden biri. Tek gözü kaybolmuştu. Biz zaten ona müdahale için gittik oraya. Yani bizden bir ay önce o Kele Mehmet'te vurulan, yanında askerleri falan işte komutanları da ölen bir asteğmendi. Ben onu gördüm ve daha çok rahatladım yani. Dedim ki aa dedim ya tamam dedim ya. Yani eğer burada bir şey yapmamışlarsa bana da bir şey yapmazlar herhalde dedim ya. Mustafa'ya da bir şey yapmamışlarsa bana da bir şey yapmaz. Bir taraftan Kızılaç'ı gördüm. Burada var mı Sonra işte Mustafa dediğin kişi? Mustafa Özülker. Yok, Mustafa şu Özülker. ekrandaki fotoğrafta var Burada mı kendisi? ben Yok. varım. He, sen Ama yuvarlak Mustafa içerisinde yok alınan burada. kişisin. Ha, burada yok. Yok Tamam. yok. Tamam. Burada Mustafa yok. Hı. O böyle gözü bantlı mantlı yani. O olsa atanırsınız yani, korsan gibi. Çünkü Hmm. onun tek gözü parçalanmıştı. Biz uzun süre kendimiz baktık. Yani sürekli biz pansuman falan yapıyorduk. Doktorlar falan filan işte. Daha sonra Lübnan'a çıkarıldı. Lübnan'dan da tedavi için Avrupa'ya çıkarıldı. O zaman zaten ayrılmıştık. Velhasıl işte üçüncü Hı. ay falan olduğunda da bu sefer aileyi aradık biz. Uydu Evet, o sürece telefonuyla. geçelim. Bu senin artık Türkiye'ye geri gelme umutların falan yeşerme sürecini bir zahmet. Evet. Yani aileyi aradık biz. Aile, ben dedim ya dedim ben dedim biliyorsunuz operasyon için şeye çıkmıştım, dağa çıkmıştım. Dedim PKK beni ele geçirdi yani. Şu an PKK'nin esiriyim. Annem tabii şok oldu yani. Hiç anlamadı. Zaten öyle düşüp yere bayılmış herhalde. Sonra babam telefonu aldı. Dedim baba dedim ya size kimse bir şey söylemedi mi? Yok dedi kimse bir şey söylemedi. Dedim İlk 3 ay defa sen olmuş mi dedim ya. söyledin yaşadığını? Evet. Ben dedim gidin askerlik şubesine dedim beni sorun dedim ya. Dedim öyle şey mi olur yani dedim. Yani şu an ben dedim PKK'nın elinde esir durumundayım yani. Sağlık durumum iyi. İşte herhangi bir sorunum yok. Ama dedim siz ilk önce dedim gidip beni devletten bir sorun dedim. Yani niye size benimle ilgili bilgi vermemişler? Daha sonra gidiyorlar askerlik şubesine. Askerlik şubesi önce beni kabul etmiyor. Böyle bir asker yok diyor bizde. Babam nasıl yoktur ya diyor. Abi biz Allah kendi elimizle getirdik verdik diyor çocuğu size. Nasıl yok diyorsunuz yani? Nasıl böyle bir asker yok diyorsunuz yani? İlk önce genelkurmay yani benimle ilgili bilgi verilmesini yasaklamış. Yani bir dönem bilgi alamamışlar. Daha sonra bizimkiler koşturmaya başlayınca falan edince daha sonra bilgi veriyor askerlik şubesi. Diyor ki oğlunuz diyor firar ederek PKK'ya katıldı. Yani PKK'ya gitmişim. Yani ben PKK'yı mı tanıyorum da PKK'ya gideyim yani. Biz PKK'yı Gururlarına yedirip biraz yani işte PKK'yı PKK biz esir aldı Kürtleri bütün demiyorlar. olarak tabii küfür olarak biliyoruz yani. İşte benim hiç tanımadığım bir yere neden gideyim ben yani? Deli miyim ben? Ben o kadar kötü biliyorum. İşte oradakilerin vatana ihanet ettiğini düşünüyorum. Bilmem ne düşünüyorum. Bu kadar şeyleri düşünürken ordu bizde kutsaldır. Bayrak bizde kutsaldır. Öyle yetiştirildik biz. Tüm onları geride bırakacağım. Hadi koşa koşa PKK'ya gideyim ben ya. Aklıma o döneme bilmediğim için peynir ekmekle mi yedim de gittim yani. Yani bu anlamıyla aslında kendi şeylerini biliyorlar. Beni geride bıraktıklarını falan da biliyorlar. Kendilerini kurtarma için birlikten başlayarak bazı yalanlar üretmişler. Yani ilk önce birlikte şey de söylediler. Yani işte PKK ajanı olarak orduya katılmışım ben. Sonra işte orduda gerekli PKK için işleri yapmışım. Daha sonra da işim bitince PKK'ya geri gitmişim. Yani Yaralandığını falan bilmiyorlar ya da yok söylemiyorlar. yaralanmayı falan hiç söylememişler zaten. Yani direkt demişler ki bu firar etti yani. Hiç öyle yaralanma, çatışma, bilmem ne, herhangi bir şey falan filan yok yani. Daha sonra işte ben bunu da öğrenince bir taraftan işte PKK'nin sosyal yaşamını izliyorum. Kendi aralarındaki sosyal ilişkiyi izliyorum. Bize davranışlarını izliyorum, bakıyorum. Diyorum arkadaş yani bize söylenenle bizim yıllarca ezberlediğimiz bilgilerle
gerçekler dağlar kadar farklı yani. 180 derece farklı yani. Yani biz orduda birbirimize küfürler eder, en ağız alınmayacak şeyler yapar, birbirimize vurur, bilmem ne yaparız. Yani her türlü pislik yaşanır ordu içinde. Gerillaya bakıyorsun, birbirleriyle dedikodu yapmıyorlar, birbirlerine saygılılar, ilişkilerine bakıyorsun çok düzeyli, sürekli gülümsüyorlar birbirlerine. Dedim arkadaş bu nasıl bir şey yani? Biz bir taraftan kabus gibi bir yer bekliyoruz. Öbür taraftan kabus, biz kendimizmişiz yani. Türk devleti, o Türk aklı, Türk faşizmi, Türk ırkçılığı, TSK'ya yansıması. Yani asıl değişmesi gereken, asıl dönüşmesi gereken, asıl işte Kürtleri esas alması gereken işte Türk ırkçılığı, Türk barbarlığı yani onun olduğunu gördük yani. Bu yavaş 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 ben de 8. aya kadar ben her şeyi çözdüm artık yani. Ondan sonra dedim ki gerçekten biz büyük bir oyuna gelmişiz yani. Bir de ben ondan sonra ben kendimi öğrendikçe aslında kendimi öğrendikçe bu sefer çok daha yıkıldım. Yani çünkü sen vicdanınla bir sefer yüzleşmeye başlıyorsun ya bu sefer o zaman köylülere yaptığın aklına geliyor. Onunla hesaplaşamıyorsun yani. Köylünün bağını, bahçesini yakmışsın. Onunla hesaplaşamıyorsun. Sen adamlara sövmüşsün, dövmüşsün, gitmişsin bağına. Üzüm istemişsin, çorba istemişsin, bilmem ne istemişsin. Adam senden tek kuruş almadan adam sana yine hediye ediyor. Adam elinde avucunda ne varsa sana veriyor. Sen her türlü zulmü yapıyorsun. Bu yapmana rağmen adam elindeki avucundaki her şeyi sana veriyor. Ve sen tabii ki bunları bu sefer yüzleştikçe bunlar bu yaptıklarını o dönemde yaptıklarını yani daha dönüşmeden önce faşistken, ırkçıyken yaptıklarını görünce bu sefer nasıl ben bununla yüzleşeceğim diyorsun. Nasıl ben bu borcu öderim diyorsun yani. Çünkü öyle kabus olmuşuz ki Kürt halkının üzerine çökmüşüz yani. Kabus olup Kürt halkının üzerine çökmüşüz yani açıkçası yani. Ama adamlara bak. Adam sana karşı özel bir birlikte, komando birliğinde çatışan, savaşan birisini yaralı ölmek üzereyken ele geçiriyorlar ve ne yani arkadaşlarıymış gibi sana davranıyor. Arkadaşlarıymış gibi sana bakıyorlar. Şimdi sen bu çelişkileri yaşasa bu çelişkileri orta yerinden kırılır yani. Şimdi bir insansın sen yani. Eğer tümüyle kendini kapatmamışsan mutlaka bu yaşadıkların seni etkiliyor. Yani adam kaç defa beni ölümden kurtardılar ya. Bizi ölümden kurtaracağım diye kaç defa kaç gerilla yaşamını yitirdi yani kamplarda yani. Hani şu Gara'da da gidip katliam yaptı ya Türk ordusu. Esirleri sözde kurtarmak adına gidip oraları bombalardı, tonlarca bombaları yağdırıp orada insanlar öldü. O insanları kim bekliyor? Kim koruyordu o insanları? Gerillalar koruyordu. Kaç tane gerilla orada yaşamını yitirdi yani. Ama o çocukların anneleri, babaları öyle hazır ki her şeye yalanı yutmaya. Ben birçok yerde şeyleri izledim. Videoları, haberleri bunlarla ilgili. Bu çocuklar gerillaya küfür ediyor. Ya adam senin uçağını kaldırıp hangi kurtarma hareketi tonlarca bombayı kafasının üzerine yağdırarak olur askerlerin yani. Yani Pekin'in de esir alınmış askerler. Sen diyorsun kurtarma operasyonu yapıyorum diyorsun. Gidiyorsun tonlarca bombayı esir askerin üzerine yağdırıyorsun. Hiç mi akıl yok yani hiç mi sorgulamıyorsunuz bunu arkadaşlar yani. Ama işte hani beyin yıkama toplumsal ya bizde. Ondan kaynaklı sen bununla ilgili bir şey sorgulasan bir şey söylesen tüm toplumun üzerine gelecek. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Mesela orada da öyle. Yani bende de öyle yaşanmış mesela. Mesela birçok insan yani o öldürülen askerler var ya birçoğu onların şehit olmadığını biliyor. Aileleri açısından söylüyorum ha. Ama korkudan çıkıp da bir şey söyleyemiyorlar. Çünkü toplumsal baskı var. Hani bu eskiden mahalle baskısı derdik ya. Ya ırkçılık, şovenizm öyle tabana yayılmış ki. O çıkıp dese ki bunları devlet öldürdü. Bir ton yuğlanacak. Bir ton küfür yiyecek, toplumdan soyutlanacak. Ondan sonra mahkemeler mi dersin, bilmem ne mi dersin? Ya yani bunları göze alamadığı için onların yalanını yutmak zorunda kalıyor ve
şehit olarak kendini kandırmaya çalışıyor. Pardon, bir taraftan da şey Evet. mesaj geldi ve ben sallandım yani. Mesajları kapatayım derken. Evet. Peki Arkadaş, bizim sen sistemimiz çok iyi değil. Yani bir sistem kurmuşuz. Kitaplarla falan zor tutuyoruz yani. süper ama sen o koşulları yaşadığın için o 2 yıl sana ilaç gibi gelmiş anlaşılan. Bütün hayat şeylerini Aynen. öğrenmişsin belli oluyor. Ya ben şimdi öyle zor koşullarda yaşadım gerçekten. Sonra arkadaşlar bana diyor ki, ya diyorlar sen şeyde Yunanistan'dasın. Kaç senedir senin şeylerini de vermiyorlar. Mültecilik haklarını da vermiyorlar. Evet. Ya bazı insanlar beni burada böyle şey gibi, ha, kral gibi yaşadığımı falan zannediyorlar. Yani gelmişim böyle Yunanistan'da krallığımı kurmuşum. Ben de Yunanlı olduğum için. Böyle krallar gibi burada villalarda falan yaşıyorum falan zannediyorlar. Bir şeyler Uzaktan yazdığımda öyle ya da bir görünüyor. şeyler Evet. yaptığımda benim yazılarımın altına böyle yorumlarda bulunuyorlar. Ya arkadaşlar, ben 3 senedir buradayım. Benim hala mültecilik hakkım tanınmadı yani. Ama Evet, ben gerçek. birçok zor koşulu yaşadığım için, bir de Yunan devletine de o konuda da şey veriyorum, hak da veriyorum. Çünkü şimdi ben Kürt halkına karşı kimler neler yapmadılar ki yani. Adamlar haklı olarak, Doğru. ben eskiden geçmiş bir askerim ve birçok savaş suçunu gördük ya, birçoğunda da bulaştık. Şimdi doğru olarak adamlar bunları sorguluyorlar yani. Bu adamlar savaş suçu işlemişler mi, işlememişler mi? Ama işte keşke bana yaptıklarını burada gelen generallara da yapsalardı yani. Bazı generallara Evet. davullarla, zurnalarla karşılayıp Amerika'ya gönderdiler, Avrupa'ya gönderdiler bir haftada. Keşke aynılarını onlara da yapsalardı, o zaman eşitlik olur en azından. Yani asla burada şey iyi koşullarda değil yani, normal işte bize Pontuslar sahip çıktı devletten çok. Benim Karadenizli Rum olduğumu ben devletten öğrendim ya. Ondan sonra ben arada bir şey açayım bari, parantez açayım. Yıllarca mücadele verdim Türkiye'ye döndükten sonra ve ne derler, böyle kaşıkla çatalla kuyu kazır gibi ailemin gerisini buldum. Yunanistan'daki ailemi buldum yani. Türkiye'de nüfustan araştırdım. Gittiğim o köyleri araştırdım. Yani bizimkilerin kaldığı, geldiği yeri araştırdım, ettim. Sonra ilanlar verdim yıllarca Yunanistan'da. En sonunda DNA testiyle ben burada akrabalarımı buldum yani. Yani Karadeniz'den zorla göç ettirilmiş. Mübadeleyle buraya gelmek zorunda kalan akrabalarımı da buldum. Yani bu anlamıyla daha çok bizim Karadeniz'den gelen, zorla göç etmiş olan insanlarımızın desteğiyle burada şey yapıyorum yani, Evet. bu anlamda koşullarım en azından bir noktaya kadar yaşanabilir yani. Yoksa yani devlet ya da bu anlamıyla şey bir katkısını görmedik yani bu zamana kadar yani. Çok Yani kötü biz daha koşullar, çok evet. kendi işte 100 yıl önce buraya sürgüne gelmiş halkımız tarafından sahiplendik. Yani onların desteği ve dayanışmasıyla koşturuyoruz hala yani. Yani neyse, şeye geri dönelim. İşte ben o tüm o süreçleri yaşayınca artık tabii ki dedim ki yani arkadaş, yani Kemalizm faşizmmiş yani. Onun net ayrımına artık tüm pratiğimle, kendi pratiğimle ve arkadaşların dayanışmasıyla da, çünkü orada sürekli konuşuyorduk, bilgi alışverişinde bulunuyorduk, kitaplar okuyorduk, ediyorduk. Yani bu anlamıyla tüm bunların sayesinde içerisine girdiğim o deli gömleğini çıkartıp attım yani. Ondan sonra zaten ben konuşmaya başladım. Yani kendimle yüzleştikten sonra işte köylerde yaptıklarımızı anlatmaya başladık. Yani Kürt halkına Şırnak'ta, Şırnak'ın çevresindeki dağ köylerinde işte sözde, tırnak içinde PKK ile mücadele adı altında nasıl insanlık suçu ya da savaş suçu işlediğimizi birçok kanala anlattım. Uluslararası kanala da anlattım. Ulusal kanallara da anlattım. Ondan sonra zaten devlet, ben şimdi az önce anlattığım kimliğimi ortaya çıkardı. Yani bizim Rum olduğumuzu ortaya çıkardı yani. Ailem arayış içindeydi. İşte Ankara'da Genelkurmay'dan birisiyle görüşüyorlar. Ve orada aileme deniyor ki, bak bu çocuğu susturun. Ben de konuşmaya başladığım için. Eğer susturmazsanız başınıza bela alacaksınız. Sizin biz kimliğinizi biliyoruz. Siz Rumsunuz.
Ona göre aklınızı başınıza alın yani. Şimdi ailenin de benle şey balansı, gazeteciler aracıyla bağlantıda olduğunu biliyorlar. Çünkü mektup gönderiyoruz. Mektuplar geliyor bize şeye, kampa. O şekilde bazen gazeteciler getiriyor. Bazen işte Avrupa kanalıyla, Kızılaç kanalıyla falan gönderiliyor, getiriliyor ya da götürülüyor. Bağlantılı olduklarını bildikleri için beni susturmaya çalışıyorlar. Ve susturmaya çalışırken de bana da bu durumu da bildiriyorlar. Yani ben şimdi eğer konuşmaya devam edersem benim üzerimden aileme de orada baskı yapacaklar yani. Şey bu Helen, Rum, Yunanlı kimliklerinden dolayı. Tabii ben ilk başta duyduğumda devlete de bu sefer güvenmeye başladım. İlk önce nasıl PKK'ya hiç güvenmiyordum. Bu sefer devlete güvenmemeye başladım. Yani benim bu kesin yalan konuşuyordur. Ben şimdi doğruları anlatıyorum ya. Ve şimdi Türk bunları yapmaz diyecek yani. Türk olsaydı zaten bunları anlatmazdı. Türk olsaydı bunları zaten konuşmazdı. Bu Rum olduğu için bunları konuşuyor. Zaten Rumluk algısı var ya halkta Evet. tırnak içinde. Yani en büyük düşmanlardan birisi yani Rumluk algısı. Yani bu anlamıyla bunu söylediğinde, basında bunu yaydığında Hulki Cevizoğlu o dönemde mesela bu işlevi yapmıştır. Yani benimle ilgili birçok program yapmıştır. İşte benim eskiden solcu olduğum, işte bilmem ne olduğum, işte bilmem ne keş, esrar keş olduğum, bilmem ne. Yani aklımda ne varsa sigara içmiyordum ha. Ben daha gittim ve sigara kullanmıyordum. Yani bırak şeyi, esrarı şunu bunu, sigara kullanmıyordum yani. Solun da sesini tanımıyordum yani. Ben çünkü ırkçı mahallede büyüdüm. Yani Bafra'dan Kızılırmak'la büyüdüm ben. Kızılırmak silme faşisttir. Bir de öyle sıradan faşist değil yani. Daha sonra da Tit'in de kurması, bu Türkiye'nin intikam tugayları var ya, onların Evet. içinde yer alan bir sürü bizim abilerimiz oldu yani. Biz o kadar ırkçı kafa taşıydık yani. Yani öyle bir yalan uyduruyorlar ki yani sen şimdi bu yalanların hepsini seyrediyorsun. Yani eskiden seyretsek derdik, ama bu sefer sana yapılıyor yani. Sen kendi gözlerine olmadığını biliyorsun yani. Ağzıma sigara almamışım, esrarkeş yaptılar. Sonra E atıyorum tabii ki yani leke solun atacaklar zaten Türk tabii devletinin tabii şeyi, şimdi bunları yöntemi. yapıyorlar ki beni marjinalleştirmeye çalışıyorlar. Yani bu bilgiye güvenmesinler. Çünkü devlet hep şunu yaptı. Bilerek yaptı bunu. Mesela hiçbir zaman esirleri muhatap almadı. Niye? Esirleri muhatap alırsa, ya esirler konusunda PKK'yı muhatap almış olacaktı. Aynen. PKK'yı muhatap alırsa o zaman Kürt halkını muhatap almak zorunda kalacaktı. Bunu yapmamak için hiçbir zaman, hiçbir dönemde esirlere iyi davranmadı. Esirlerle ilgili esirlerin kurtarılması için hiçbir girişimde bulunmadılar. Yani mesela siz şimdi şeyi duymuşsunuzdur. Kızılay'ı duydunuz değil mi Kızılay? Evet. Kızılay'ı duymuşsunuzdur yani. Kızılay, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Kızılay aslında normalde Kızılaş'tır. Ama Osmanlı döneminde işte bilerek ismi Hilali Ahmeri Cemiyeti diye şey yapmış. 1923'te 1877'de Osmanlı Hilali Ahmeri Cemiyeti olmuş. 1923'te de Türkiye Hilali Ahmeri Cemiyeti olmuş. 1935'te de Türkiye Kızılay Cemiyeti olmuş. 1947'de Türkiye Kızılay Derneği olmuş. Kızılay resmi sitesinde Kızılay Uluslararası Kızılaç topluluğunun temel ilkelerini paylaşır diyor. Evet. Kızılaç, Kızılaç'ın esir alma, esirlere aracılık etme, esirlerle görüşme maddelerin de Kızılay yani 7. maddesine F fıkrasına Türk dost düşman savaş esirleriyle gözaltına alınanlara sığınmacı ve mültecilerin değiştirilmesine, ailelerle haberleşmelerine, kayıpların aranmasına ve bu kişilere ait para, eşya ve değerli kıymet evraklarına ulaştırılmasına aracılık etmek ve bu hizmetleri yürütmek amacıyla gerekli haberleşme sistemleri ve birimleri oluşturmak diye de kendi fıkra şeyde tüzünde esirlerle yani esirlerle aracılık edeceği, esirlerin bırakılmasında aracılık edebileceği, işte esirlerin sağlık koşulları, bulunduğu koşulları işte değerlendirme konusunda işte karşıdaki güçle Evet. görüşebileceği kendi tüzüğünde yer alan bir örgüt Kızılay ve
Biliyorsunuz 300'ün üzerinde, hatta daha da fazla PKK İnsanlar Derneği'nin raporunda var. Esir aldı. 300, yani 500'e yakın esir alma olayı yaşandı PKK'de. Yani siz hiç duydunuz mu? Kızılay bir kere çıksın da işte esirlerle ilgili bir şey sorsun, işte PKK çağrı yapsın, esirleri bıraksın diye, ya da Hayır, işte hayır, hiç böyle bir şey yok. esirlerin sağlık durumunu öğrenmek için PKK'de kampları ziyaret etsin. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Duymadık çünkü en örneği ben söyleyeyim, sen devam edersin. Evet, Sizin evet. artık geri dönüşünüz olduğu zaman işte heyetler araya girdi. Hani uzun bir şey olduğu için tekrarlamak istemiyoruz. Evet. Fakat o dönüş süreciyle ilgili de sen döndükten sonra da nelerle karşılaştın? Yani o dönerken sanki devlet sizi güllerle mi karşıladı? Nasıl oldu? Ha, hayır tabii ki yani. Yani biz geldiğimizde yani şeyden ayrıldığımızda heyet geldi tabii. Heyete verildik. Habur'dan girdik. Habur sınır kapısından. Ben diğer askerlerden ayrıldım. Yani diğer askerler bu anlamda çok fazla şey, zaten çoğu jandarma birliğindeydi. Yani şeydi, yani iç güvenlik birimlerinde yer alan askerlerdi. Yani bu anlamıyla çok da yaptıkları işlerle ilgili açıklamalar da yapmamışlardı. Onlara herhangi bir şey yapmadılar. Yani onları direkt alıp ifadelerini aldıktan sonra savcılıktan bıraktılar. Beni ilk önce jandarma istihbaratına götürdüler. Yani beni aldıktan sonra ayırdılar diğerlerinden. Siyah bir minibüse bindirip jandarma istihbaratına götürdüler. Orada işte öyle bir harita kondu. Dedi ki hangi kamplarda kaldınız? Kampların yerleri, ben şimdi biz biliyorlar ki şeyiz, komando askeriyiz yani, ve işte şeylerde dağları bildiğimizi, yön bildiğimizi, pusula bilgisi bilgimizin olduğunu, yani kampları aslında normal istesek de şifre edebileceğimizi biliyorlar. Yani o güce sahip olduğumuzu biliyorlar. Evet. Ben dedim, ben yani yani gördüğünüz haritadan bir şey anlamıyorum. Yani hangi yerlere tutulduk tam da bilmiyorum. Yani bunları bilmiyorum yani. Ben bunları der demez adamlar başladılar küfür etmeye yani. İstihbaratta başladılar küfür etmeye, hakaret etmeye. Seni vatan haini, biz seni bilmiyor muyuz nerede kaldığını, kaç tane insan kaçtı, seninle ilgili her bilgiyi bize getirdiler, bilmem ne yaptılar falan filan. Yani onlar aslında her şeyi biliyor gerçekten de. Yani gerçekten koşullara dayanamayıp kaçan insanlar oluyordu. O kaçan insanlar da eğer bizim bölgemizde ise, bizi görmüşlerse bizimle ilgili tüm bilgileri devlete veriyorlar yani kendilerini kurtarmak için. Dedim bu anlamıyla biliyorsanız o zaman niye soruyorsunuz yani? Yani bu anlamıyla biliyorsanız niye soruyorsunuz yani? Sen nasıl böyle konuşursun? Sen artık bizim şey askerimiz değil misin? Sen artık bizden değil misin? Bilmem ne falan filan söylediler, saydılar. Götürdüler DGM'ye. Benden bir şey alamayınca bir sürü hakaret ettikten sonra Diyarbakır 3 nolu DGM'ydi herhalde. 3 nolu muydu? 3 noluydu herhalde. Oraya götürdüler. Orada hakim uluslararası firardan ve PKK propagandası yapmaktan beni tutuklayarak askeri hapishaneye gönderdi. Askeri hapishanede tabii yer misin yemez misin yani. Bir de diyor sen diyor arkadaş diyor sen diyor Kürt değilsin ya. Senin ne işin var Kürtlerle diyerek dayak yedim çok ya. Yani gözaltından tut da hapishaneye kadar birçok yerde. Arkadaş sen diyor Rum'sun yani. Senin ne işin olur Kürtlerle? Niye sen Kürtler için mücadele veriyorsun diyerek dayaklar yiyordu bir yani. Sırtımda benim şey kırıldı ya. Tahta sopalar kırıldı yani. Yani Kürtlerin O ahını onlar askeri senden hapishanedeyken peyderpey o çıkarttılar değil bir mi? şeyler vardı. Variller vardı. Varillerin içine tabii. Yani bir süre yani hepsinin acısını çıkardı. Yani tüm yaptıklarımın acısını orada benden çıkardılar. Bir süre kaldıktan sonra tabii yani söyledikleri hiçbir şey doğru değildi yani. Yani bu anlamıyla birinci mahkemede beni savmak zorunda kaldılar. Bu sefer ne yapacaklarını bilemediler. Yani bıraktılar beni birinci mahkemede. Şimdi bunu askeri birliğe mi alsak, bıraksak mı, ne yapacağız bilmiyorlar. Çünkü bende ilk defa yaşanıyor yani böyle bir olay. Çünkü diğerleri genelde konuşmadığı için askerlerle şunlarla bunlarla uğraşmıyorlardı.
bırakıyorlardı hemen yani. O süreyi kaldıkları süreyi ona dahil edip bırakıyorlardı. Ama şimdi ben arkadaş yani ne varsa anlatmışım. Ne yaşamışsam anlatmışım yani. Hangi suçlara bulaşmışsak anlatmışım. Bu sefer beni bırakmadılar. Elimi zincirleyerek askeri birliğe götürdüler. Önce Mardin'e götürdüler. Ama ben hapishanedeyken öğrenmiştim, Siirt'teydi. Dedim beni nereye götürüyorsunuz? Yani bari yanlış yere götürmeyin yani. Mardin'e değil, Siirt'te yani birlik. Önce Mardin'e götürdüler. Bir arkadaş Mardin'de soruyor. bu itiraf şeyleri... Ramazan Akan He? soruyor diyor ki Ramazan Akan soruyor diyor ki hiç düşünmedim. Keşke gerilanın elinde kalsaydım Arkadaş ya, hiç sorma. da Rıza Altun bizi dinliyorsa, Rıza Altun bizi bir şekilde dinliyorsa kulağı açılmasın yani. Yani o da desteklemişti gelmemi. öyle mi? Ya görürsem umarım bir gün görürüm dahil de bu çektiklerim biraz şey yaparım ama helal olsun yani. Ne kadar ne çektiysem hepsi Kürt halkına helal olsun. Yani çünkü hem beni insanlığa kazandırılmam hem o ırkçı faşist yanımla hesaplaşmamda bana çok büyük katkıları oldu. Çok sabır gösterdiler dönüşme sürecimde, kendimle hesaplaşma sürecimde. Ve gerçekten o dönemde bilerek bilmeyerek birçok zarar verdik biz Kürt halkına. Yani benim bu ödediğim bedeller hiçbir şey değil yani. Kürt halkının o dönem biz yaptığımız suçlardan kaynaklı Kürt halkının içine girdiği durum o kadar kötü ki yani köyleri boşaltıldı nereye gideceklerini bilmedi insanlar yani. Gittiler büyük şehirlerde gittiler ucuz iş gücü oldular. Orada hakarete uğradılar. Orada her türlü işte bugün Afganlılar, Pakistanlılar neye uğruyorsa o dönemde Kürtler hep onlara maruz kaldılar yani. Köylerinde yaşayamadılar. Hiç istemeye hiçbir yere gidemeyen içi kan ağlaya ağlaya bizim baskımız yüzünden korucu oldu. İnsanlar yüzlerine tükürdü o insanların yani. Zorla da olsa bir şey yapamadığı için koruyucu olan insanların, diğer insanlar, diğer yurtsever köylüler o dönem onları affetmedi yani. Biz öyle işler yaptık ki, öyle kötülükler yaptık ki Kürt halkını ikiye böldük o dönemde yani. Kürt halkının işte çok zor duruma düşmesini sağladık. Evini ocağından ettik yani. Ondan sonra da batıya sürdüğümüz yerlerde de her 3 senede 5 senede bir mahallelerini İşte bastılar mahallelerini, evlerini o yaktılar, iş yerlerini yaktılar, memle yaptılar. Yani bizden kaynaklı. Öyle şeylere maruz kaldılar ki o 90'larda yaptığımız şeylerden kaynaklı. Bugün O yüzden yalnız benim bugün yaşadığım o işkenceler, o şeyler ve gördüğüm zulümler onların yaşadığı zulümün yanında çok çocuk oyuncağı kalır yani. bir video vardı sosyal medyada dünden beri tam sen Kürtlükten bu şeyden falan bahsederken izninizle beraber o videoyu bir izleyelim. Bir çocuğun videosu, Türk bir çocuk. Evet, evet. Sen izlemişsin mutlaka. Ben bir izleteyim. Onunla ilgili sana bir iki soru soracağım. Biz Evet, evet. iznini alayım ben. Çünkü bugün sosyal med... Demirtaş, Demirtaş. O mu? Demirtaş. Evet. Aynen o video. Çünkü sosyal medyada bugün çok konuşuldu. O çok paylaşıldı. Yani binlerce insan tarafından paylaşıldı. Ben o yüzden onu izleyelim birlikte. Ondan İzle, sonra senin izle. yorumunu alacağım. Evet. Bizim bütün sokak Meral Akşener için. Soğanlı da oturuyorum ben. Teşekkür ederim abi. Ben hep Siirt orada. Ve yayınlayın ya. Kürt Batkan var ya. Kim? Kürt Batkan. Kürt evet. Başkan mı? Ona veririm. Kürt Başkan kim? Bir teydi ya. Adı ne? Meral Akşener mi? Yok. Cem Uzan mı? Kürt Başkan. Selahattin Demirtaş mı? Evet. Selahattin Demirtaş'a veririm. Ülkeyi daha iyi yapar. Ülkenin haline bak. Ülkenin halini hep askerliğe veriyor. Sen ne tanıyorsun böyle? Askerliğe verdiği için Türkiye'nin hali şu anda çok kötü. Birazcık da ekonomiye verse daha iyi olur. Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Ondan Recep Tayyip Erdoğan etmiyorum. Sen şimdi Selahattin Demirtaş'ı nereden biliyorsun? Kürt lideri nereden biliyorsun? Selahattin Demirtaş'ı biliyorum. Tokay kazanıyor şu anda. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol. Oy kazanıyor şu anda. Evet bayağı kazanıyor. Böyle de yapıyorlar sizin gibi. Evet. Şu anda içeride. Şu anda hapiste. Nasıl? Hapiste. Şimdi haberin yok mu? Cumhurbaşkanı olsa kim olsun? Haberin yok mu? Peki. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş şu anda içeride. Hapiste niye? Şu anda. Çıkar mı acaba? Çıkar bence. Çıkar mı? Niye hapiste? Bilmiyoruz ya.
Buradan Selahattin Demirtaş'a bir şey söylemek ister misin? Selahattin Demirtaş'a bu ülkenin Cumhurbatkan olmasına itlerim ha. O kadar. Yani bir şey diyemiyorum ben o parti için. Demek ki televizyon izliyor çocuklar. Evet, şeyden tabletten izliyor. Bu çok bu akıllı. Evet. O yüzden. Her şeyi biliyor. Kimseden korkmana gerek yok. Neresi satılmış, herkes salınmış, bizim. Her herkes bizim çocuk. Ülkemizde. Yaşayan insanların hepsi bizim. Tamam? Tamam. Sana da başarılar dilerim. Tamam. Teşekkür ederim. Tidin yayınında batarılar dilerim abi. Tamam, teşekkür ederim ya. Adamsın ya. Sağ ol. Ay canım benim ya. Abla ya böyle bir şey yok ya. Bilmiyorum bu çocuğun söyledikleri acayip bir şey ya. Yani Kürt değil bir kere bu çocuk, onu söylüyorum. Ben de yerim bunu ya. Gerçekten müthiş ya. Bir Z kuşağı var diyorlar aslında. Ya. Z kuşağı yani, bunlar işte. Artık bir nokta var, o yüzden onu izlettim ben. Artık bu işin kurtuluşu yok, evet, şöyle evet. Yok. Yani çocuk sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ı görmüş ve kendi kendine ve aile de zaten İyi Parti'ye oy vereceğiz diyor. Ama bu yaştaki çocuğu görüyor musunuz? Evet. Sosyal medyanın önemi, önemi işte budur. O yüzden hani Türk kardeşlerimize söyleyelim, kurtuluşunuz yok. Yani siz karşıt dursanız bile, Kürt düşmanı olsanız bile sizin çocuklarınız artık gerçeği görüyor. Bu oldukça bana göre çok tarihi bir şeydi o çocuğun anlatımı. Sen nasıl yorumluyorsun bunu? Aynen. Bir de dediğin gibi yani karşıt görüşe sahip bir aile ve çocuğunun duruşuna bak. Öyle video daha önce de bir tane daha izlemiştim. Yine bir kapalı anneydi herhalde. Çocuğu evet. Böyle Fenerbahçeli bir üniform vardı çocuğunda. Benzer bir konuşma yapmıştı. Ya şimdi eğer baskı altına alınmazsa çocuklar en baskı altına alınmayacağı dönemde yaşarlar. Yani sen ne yaparsan yap şey yapamazsın. Yani o onu görecekse onu baskılayamazsın yani. O onu söyler yani. Yaşadıkça biz o toplumsal baskının şeylerini, zırhlarını giymeye başlarız. O zaman aslında doğru söylemeyiz, yalanı söyleriz ama onu kabul etmek durumunda kalırız. Çocukken çok bu yapılmaz. Yani bu anlamıyla ne düşünüyorsa olduğu gibi şey yapar, ifade eder. Yani bu anlamıyla ben de gördüm ve paylaştım bu videoyu. Çok anlamlı bir video ve birçok gençte ben biliyorum ki HDP'nin Kürt hareketinin işte eş başkanları Selahattin Demirtaş'tır, Figen Yüksekdağ'dır, eski eş başkanlar, yeni eş başkanların gençlerde çok büyük etki yarattığını ben biliyorum, etki olduğunu biliyorum ve gerçekten de çok büyük saldırılar olmazsa %20'lerde ben oy alacağını da düşünüyorum HDP'nin, yani oralara kadar varacağını da düşünüyorum. Çünkü bu süreç ne yaptı biliyor musun? Bana yaptığı şeyi yaptı şimdi. Ben nasıl mesela esir olduğumda bir anda duvarlarım kalktı, sonra yaptığım her şeyi değerlendirme fırsatı buldum. Tayyip sadece Kürtlere değil de ihtiyacından kaynaklı tüm batıya saldırmaya başlayınca onların da duvarları bir anda yıkıldı. Yani eskiden benim gibi bakıyorlardı devlete, işte bayrağa, orduya, o diğer değerlere. Fakat orduyla, polisle, işte atıyorum Ege'de saldırı yapınca, Karadeniz'de HES'lerden kaynaklı saldırı yapınca, işte Batı'da, İstanbul'da başka nedenlerden kaynaklı saldırılar olunca bu sefer insanlar, özellikle gençler var olan şeylerle sorgulamaya başladılar. Ya bak ne diyor, asker diyor, niye askere yatırım yapıyor? Evet, çok önemli yani, bir cümle kullanıyor. Çok büyük bir şeydir ha. Yani çok askerle bu şey. Orduyla hesaplaşmadır. Bu ordu millet şeyi vardır, ideolojisi vardır Türklerin yani. Böyle birleşmiş derler, bütünleşmiş derler, ordu millet ilişkisi vardır derler, bunu ayrıştıramazsın derler. Bak nasıl... Eyvah, yani yine kaybettik. Görüntüsü dondu. Yayının sonuna doğru gidiyoruz. Son sözlerini alacaktım zaten. Evet arkadaşlar, kendisinin şu anda bir şey sorunu var. Bekleyelim, hemen gelsin, vedalaşalım çünkü ayıp olmasın diye. Şimdi gerçekten o çocuğun o videosunu yani bilmiyorum, ben izlerken çok şok oldum. Biz o yüzden bu sosyal medya falan yasağını getiriyorlar ya, AKP niye sosyal medyayı yasaklamak istiyor?
Gerçi diyorlar ertelemiş bir haftalığına falan. Ama bu sosyal medya yasağını getirmesinin tek sebebi insanların gerçekleri duymaması, görmemesidir. Yani başka bir sebebi yok. O yüzden muhalefet ne yaparsa yapsın kesinlikle bu sosyal medya yasasını geçirmemesi için bu şekilde kesinlikle bir şeyler yapması gerekiyor. Yani AKP aynı bu şekilde insanların kimsenin sesini, bizim sesimizi daha doğrusu gerçeklerin insanlara ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Çocuk tablet kullanıyormuş. Tablette kim bilir YouTube'da kimin videosu ya da diğer sosyal medya araçlarında işte Selahattin Demirtaş'ın videosu falan paylaşılmış. Çocuk görmüş, merak ederken devamını izlemiş. Önüne farklı şeyler çıkmış. Yani bu çok inanılmaz derecede bir şeyin işaretidir ve orada kullandığı bir cümle var. Diyor ki askeriye bu kadar para yatıracağına ekonomiye para yatırsın. Bu da savaş karşıtı. Yani. Bu da savaşa bu kadar para yatıracağını. Biz sürekli söylüyoruz ya, savaşa para yatırıyorlar. İnsanlar aç olmasına rağmen bomba yağdırıyorlar diyoruz ya. Bakayım bir misafirim tekrar girebilecek mi? Evet. Kendisi bekleyelim. Bir geri girsin. Umarım geri... Hah, geldi. Tamam. İnternette bize razı değil. Zaten yayının sonuna doğru gitmişken ben son olarak şunu sorayım. Daha yayında gitmeden yalnız... yani içinden gelen nedir? Böyle söylemek istediğin bir şey varsa birkaç dakika buyurun. Mikrofon senden. Ne söylemek istiyorsan buyurun. Ben soru sormayayım. Ben hem şeyi söyleyeyim. O dönemde bizimle ilgili neler söylenmişti, siyasetçiler demiştiniz ya. Onu bir söyleyeyim ben. Mesut Yılmaz o dönem başbakandı. Bu askerler PKK ile kaçtı demişti ve Yaşar Okuyan dönemin bakanı neden askerleri kurtarmaya çalışıyorsunuz demişti. Milletvekili Fethullah Erbaş kamp esirleri almaya geldiği için de vatan haini ilan edilmişti aynı dönemde. Dağlıca karakolunda esir alınan askerler için Mehmet Ali Şahin öncelikle askerlerimizin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının herhangi birinin ya da bir bölümünün bölücü terör örgütünün eline geçmiş olmasından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak büyük üzüntü duydum belirtmeliyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir mensubu böyle bir duruma düşmemeliydi. Dolayısıyla kendilerinin kurtulmuş olmasından fazla bir sevinç duyamadığını ifade etmek istiyorum demişti. Ve buna benzer Dağlıca Taburu komutanı da bilseydim diyor o esir düşenler için. Bilseydim o esirleri topçuya hedef gösterirdim demişti. Yani bunun gibi daha sonra neler şey yapı söylendi. Şunu söylemek isterim arkadaşlar. Yani bak ben yaşadığım deneyimleri Adem arkadaş dahil Kürt halkın televizyonlarına, gazetelerine ve olabildiği kadar Türkiye'de de daha önceden biraz daha belki istediğimiz düzeyde değildi ama en azından işte tek sesli işte kırıldığı televizyonlar vardı. O televizyonlarda da kamuoyuna yaşadıklarımızı çıkıp anlatıyorduk. Anlatmamızın nedeni de gerçekten gerçeklerle bize anlatılanların işte 180 derece farklılık arz ettiğini bulunduğum her alanda anlattım. Bugün artık halk bunu aslında yaşıyor. Yani geçmişte biz birçok yerde paneller, toplantılar, işte barış mitingleri bilmem neler. Yani oralarda da birçok kez anlattık ama bugün gelinen süreç itibariyle söyleyeyim. AKP savaşsız, AKP ve koalisyon hükümeti savaşsız yol alamadığı için savaşı da sadece Kürtlerin üzerinden yürüterek sonuç da alamadığı için bu tüm muhaliflere karşı bir savaş başlattı. Artık bizim anlatmamızdan çok onun kendi yanlış pratiği, kendi ayağına bağladığı taş onu dibe çektiği için artık halklar ve inançlar aslında devletin, hükümetlerin nasıl çalışıldığını, kimlerin kontrol altında olduğunu, bu anlamıyla da halklara kendi egemenleri, kendi çıkarları, kendi işte bugün saray diye ifade edebileceğimiz sarayın çıkarları, geçmişte de farklı egemenlik çıkarlarını aslında koruduklarını ve bunun için her türlü zulmü yapabileceklerini
pratiğiyle Batı'ya gösterdi. Batı bugün artık Kürtlerin geçmiş yüzyılda neler yaşadığıyla artık empati kurmaya başladı. Kendi yaşadıklarından dolayı 18 yaşında çocuklar, 17 yaşında çocuklar, 16 yaşında çocuklar askeri işte liselerde okuyan kendi yönlendirmeleriyle yine onların kendileri yönlendirmişlerdi o dönemde o çocukları askeri liselere. O çocuklara darbe yapmaktan ömür boyu ceza verdiler. Müebbet hapisleri verdiler. Bugün mesela oradan sorguluyorlar. Gezi'de, Batı'da iki tane ağacı korumak isteyen insanların üzerine devasa tomalarla, silahlarla gidildiğinde, orada çocuklar, gençler öldürüldüğünde artık aslında devletin nerede yer tuttuğunu, hükümetlerin bu anlamda nerede yer tuttuğunu Batı daha sıcaklığıyla görmeye de başladı. Elbette biz de anlatmaya devam edeceğiz. HDP Kürtler de anlatmaya devam edecekler. Ama Batı daha örgütlü şekilde kendi durumlarıyla ilgili muhalefetini yaratmalı. Bu anlamıyla daha örgütlü şekilde mücadele etmeli. Eğer biz birlikte, yani Kürtler bir taraftan Batı'daki muhalefet, Batı'da işte tüm bu zulmü yaşayanlar birleşirse, eğer birlikte bir mücadele hattı örülürse, bu başımıza bela olmuş hükümetlerden kurtulacağımızı inanıyorum ben. Yani bizim bir arada yaşamamızı engelleyen şey, yani herkesin eşit şekilde, kimsenin kimseden üstün olmadan yaşamamızı engelleyen şey bugünkü egemenlerin çıkarlarıdır. Eğer bu egemenlerin çıkarlarını ortadan kaldırırsak, Türklerin Kürtlerle, Çerkezlerin Araplarla, Rumların ve başka halklarla, kimsenin kimseyle bir sorunu yok. Bu anlamıyla çok da kardeşçe yaşayabilirler. Çok daha bu anlamda eşit haklarla yaşamlarını daha anlamlı kılarak sürdürebilirler. Ama bu mücadeleyle olacak. Çünkü bugün gerçekten artık kendi bekasını savaşa bağlamış bir hükümetle karşı karşıyayız arkadaşlar. Yani bunu kim dinliyorsa, özellikle ben Batı için söylüyorum. Umarım Batı'dan dinleyenler çoktur. Elbette ki Kürtler her şeyi biliyor. Benim tüm anlattıklarım zaten onlar yaşadılar, yaşıyorlar. Yaşamaya da devam ediyorlar. Ondan kurtulmak için de mücadele ediyorlar. Ama Batı'dakiler, yani bu sadece AKP meselesi de değil. Bu sadece Recep Tayyip Erdoğan meselesi de değil. Yani bu zulüm kurulduğundan beri Cumhuriyet devam ediyor ama AKP ile daha görünür hale geldi. Erdoğan'ın hırsı yüzünden daha görünür hale geldi. MHP'nin hırsı yüzünden, Devlet Bahçeli'nin hırsı yüzünden bugün yaşadıklarımız daha görünür hale geldi. Yoksa 100 yıldır halklar zaten cehennemi yaşıyordu. Bugün Batı da bu cehennemi yaşamaya başladı. Ancak dediğim gibi birlik olursak, birlikte mücadele edersek bunların zulmünü hep beraber kırabiliriz. O zaman belki eşit yaşamı tartışabiliriz. O zaman belki daha bunları tartışabiliriz. Yani Evet, nasıl şey diyor eşitleşeceğiz, ki nasıl birlikte yaşayacağız? Yani o Nesim zaman belki bunları Bilimgöl diye bir tartışabiliriz arkadaş yani. soruyor. Diyor ki adama bir arkadaşın kitabı var mı? Hayatını anılarını anlattığı bir kitap falan var mı ya da yapacak mı öyle bir şey soruyor. Ya şeyi söyleyeyim, biz şimdi bir belgesel çalışmasını hazırladık. Yani yakın zamanda bir belgesel çalışması olacak ama belki bu sene değil, gelecek sene. Ama her şeyi hazırlandı, her şeyi bitti. Önce belgesel olacak. Benim kitap çalışmam var. Biz Yunanistan'da benim adıma bir kitap çıkartıldı, bir kitap oldu ama Türkiye için şimdi bir çalışma şey yapıyorum, yapıyoruz. Benim hem geçmiş değerlendirmelerimin olduğu hem de güncel değerlendirmelerimin olacağı bir kitabı umarım bitireceğiz yani. Onun için uğraşıyoruz yani. Evet, olursa onun duyurusunu tabii ki yaparız. Çok Evet, teşekkür evet, ediyorum. Çok verimli, çok bilgili bir bilgi dolu bir yayın oldu gerçekten. Kendine çok iyi bak, kendine çok dikkat et.
Rica ediyorum. Senin gibi Kürt dostların olması da önemlidir. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani ben her zaman, ne zaman çağırırsanız elimden gelen katkıyı vermeye hazırım. Buradan bir kere daha Kürt halkının en iyi çocuklarına minnettarlığımı belirtmek isterim. Beni insanlığa kazandıkları için de her zaman şükran duyacağım ve başımın gözümün üzerinde her zaman yerleri var. Buradan daha da mücadele eden, sadece Kürt halkının hakları için değil, demokratik ve ulusal hakları için değil, diğer halkların ve inançların da hakları için mücadele veren dağdaki Kürt halkının yiğit çocuklarına da bin selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Rica ederim.